Sanat dünyasının en efsane isimlerinin başında gelen Kemal Sunal, kariyeri boyunca 82 filmde rol alıp ve birçok kadın oyuncularla başrolü paylaşıp gönüllerde taht kurmuştur. Birçoğu oyunculuğu bırakırken birçoğuysa halen dizi ve sinemalarda rol almaya devam ediyor. İşte o ünlü isimler. Bu tarz içeriklerin devamı için videolarımızı beğenip kanala abone olup bildirimleri açmayı unutmayınız. Ülkü Özen. Oyunculuğunun en ses getiren adımını Eşkıya Kanı filminde oynayarak atan Özen, bu filmdeki rolüyle Yeşilçam'ın değerli oyuncuları arasına adını yazdırmıştır. Bu film sonrasında 6 filmde daha ikinci derecede rol alan Ülkü Özen, 7. filminde başrol olarak izleyicilerin karşısına çıkmıştır. 1969 yılında ekonomik sıkıntılar yaşamaya başlayan Ülkü Özen, sinema oyunculuğunun dışında sahnelerde yer alarak şarkı da söylemiştir. Bir zamanlar Yıldırım Gencer'le nişanlı kalan başarılı oyuncu, 24 Nisan 1997 tarihinde kalp krizi geçirerek hayatını kaybetmiş. Sevda Aktolga. Sevda Aktolga bir zamanlar Yeşilçam'ın en bilinen ve sevilen oyuncularındandır. Türk sinema tarihinde yer etmiş ve Türk film tarihinde başyapıt filmler arasında yer alan Şabanoğlu Şaban, Hababam Sınıfı, Gülen Gözler'de oyunculuk yapmış olan Sevda Aktolga, son olarak 2014 yapımı sinema filmi Aşk Oyunu'nda rol aldı ve Münire karakterine hayat verdi. Yasemin Yalçın. Usta oyuncu kameralara ilk kez Var Yemez ve Talih Kuşu filminde Kemal Sunal'la birlikte rol alarak oyunculuğa adım attı. 1991 yılında en iyi komedyen ödülüne layık görülen Yasemin Yalçın, Yasemince adlı programda canlandırdığı karakterlerle adından söz ettirdi. Özellikle Sürahi Hanım, Gülazer, Kakılmış, Şuayb, Alican ve Başbayan karakteriyle tanındı. Meslektaşı İlyas İlbey ile evli olan Yasemin Yalçın'ın 2005 yılından beri tıpta tedavisi bulunmayan bir hastalık olan fibromiyalji, yani kas ve bağ dokusu hastalığıyla mücadele ediyor. Nilgün Bergün. Bergün 1973'te sanat hayatına atıldı. İlk olarak Devekuşu Kabare Tiyatrosu'nda deneyim edinen sanatçı, daha sonra Ali Poyrazoğlu Tiyatrosu, Levent Kırca Tiyatrosu, Dormen Tiyatrosu, Tiyatro İstanbul gibi topluluklarda çalıştı. Çeşitli sinema ve dizi filmlerinde rol aldı. 1990 yılında Bir Başka Gece'de oynadığı Darbukatör Bayram'daki Gülpembe rolüyle kısa sürede daha büyük bir kitle tarafından tanındı. Güzel oyuncu son olarak 2011'de yayınlanan Akasya Durağı adlı dizide rol aldı. Nevra Serezli. Kemal Sunal'ın unutulmaz filmlerini birçoğumuz defalarca izlemişizdir. Her yayınlandığında milyonları ekran başına kilitleyen Kılıbık filminde kameraların karşısına geçen Nevra Serezli, Kamil'in karısı Mihrimah rolünü canlandırmıştı. Bu rolüyle Türk halkının gönlünde taht kurmuştu. Nevra Serezli sinema oyunculuğunun yanı sıra dublaj sanatçılığı da yapmıştır. Ayrıca televizyon dizilerinde de rol almıştır. İşte 77 yaşındaki usta sanatçımızın son hali. Müge Akyamaç. Kemal Sunal'ın unutulmaz filmleri arasında yer alan Gurbetçi Şaban tekrarlarıyla yine izleyiciye eğlenceli anlar yaşatıyor. Karantina günlerinde seyirciyi ekrana kilitleyen Yeşilçam filmleri arasında yer alan Kemal Sunal filmleri aradan geçen yıllara rağmen en çok izlenenler arasında. Gurbetçi Şaban, Şaban Papucu Yarım, Keriz gibi filmlerde Kemal Sunal'la kamera karşısına geçen yine Şener Şen'in Milyarder filminde de hatırladığımız Müge Akyamaç'ın son hali gündem oldu. İşte oyuncumuzun son hali. Nazan Saatçi. İlk sinemayla tanışması güzellik yarışmalarıyla gerçekleşen oyuncu, 1978 yılında Tercüman İnci Gazetesi'nin sinema kraliçesi seçildi. Yeşilçam'ın en çok sevilen filmleri arasına giren Tokatçı'nın eminesi Nazan Saatçi'nin son halini görenler yok artık dedi. 62 yaşında olan Nazan Saatçi, yıllara meydan okuyan güzelliğiyle günün konusu oldu. Instagram'dan son halini paylaşan Nazan Saatçi'ye yorum yağdı. Perran Kutman.
Peren Kurtman yaşamı süresince çeşitli dizi, film ve tiyatro oyunlarında oynadı. İlk sinema deneyimini 1972'de yönetmenliğini Nejat Saydam'ın yaptığı Şehvet Kurbanı adlı filmle yapan Kurtman, Türk sinemasının klasikleri içinde sayılan Köyden İndim Şehre, Salak Milyoner, Ne Olacak Şimdi ve Hababam Sınıfı serisinde oynadığı rollerin dışında Müjdat Gezen'le beraber çeşitli oyunlar ve parodiler yapan sanatçı Gırgırye'deki Sabah tiplemesiyle ün kazandı. İşte 71 yaşına gelen usta oyuncumuzun son hali. Meral Zeren. Lise eğitimini almayan Zeren, 15 yaşında sahnelerde şarkıcılık yapmaya başladı. Zeren, sahnelerde şarkıcılık yaptığı yıllarda dönemin ünlü yönetmenleri Atıf Yılmaz ve Memduh Ün tarafından keşfedildi. Zeren keşfedilmesinin ardından Yeşilçam'ın efsane filmlerinde önemli roller aldı. Genellikle Kemal Sunal, Şener Şen ve İlyas Salman gibi ünlü aktörlerle çalıştı. En çok tutulan filmi ise Köyden İndim Şehre filmiydi. İşte güzel oyuncumuzun son hali. Bahar Öztan. Oynadığı reklam filmleriyle herkesin beğenisini kazanan Bahar Öztan, kısa süre sonra Şaşkın Milyoner filmiyle sinema hayatına girdi. Yeşilçam'ın en önemli oyuncularından biri olmuştur. Bahar Öztan birçok kez efsane isim Kemal Sunal'la kamera karşısına geçti. Bunlardan en çok sevilenlerden biri de Doktor Civan'ım olmuştur. Şimdilerde 62 yaşında olan Bahar Öztan, geçen yıllara rağmen güzelliğiyle hala yıllara meydan okuyor. İşte oyuncumuzun son hali. Necla Nazır. Genellikle Yeşilçam'da masum ve romantik roller üstlenerek gönüllerde taht kurdu. Yeşilçam'ın unutulmaz filmleri arasında yer alan Çarıklı Milyoner'de gazeteci Suna karakterini canlandıran Necla Nazır'ın son haline bir de şimdi bakalım. Yeşilçam'da birçok filmde Kemal Sunal'la birlikte kamera karşısına geçen Necla Nazır'ın en unutulmaz rolü Çarıklı Milyoner filmindeki gazeteci Suna rolüydü. Güzelliğiyle döneme damgasını vuran Necla Nazır, son haliyle sosyal medyayı salladı. İşte son halinden birkaç kare.